Bu makalede yeni bir kıyafetin beşikten mezara kullanımı boyunca çevresel etkilerini değerlendirilmiş. Ün katma değeri yüksek doğal biyoparç alanın bilinebilirliği ve pek çok alanda günlük kıyafetlerden resmi kıyafetlere kadar moda sektöründe pek çok alanda kullanımı mevcut. Yünlü kıyafetler uzun bir üretim zinciri, küresel bir değer zincirinden geçiyorlar. İşte yağlı bir yün koyundan, yağlı yünün üretiminden tutun. İşte terbiye işlemleri, perakende kullanıcıya ulaştırılması, tüketicinin kullanımı ve yaşam ömrünün sonu olarak pek çok aşamadan geçiyor. Şimdiye kadar yaşam döngüsü değerlendirmesi çalışmaları sınırlı miktarda yapılmış. Bu çalışmada da beşikten mezara yönlü bir kıyafetin yaşam döngüsü değerlendirilmesi ilk defa olarak çalışıyor. Literatürdeki bu boşluğu kapatmaya çalışıyor. Burada kullanılan metoda bakarsak, çalışmada metot olarak yünlü bir süveter, hafif ağırlıkta 300 gramlık bir yünlü bir süveterin üretimi, kullanımı ve yaşamının sonuna kadar çevresel olarak yarattığı sera gaz emisyonu, yakıt, fosil yakıt, enerji kullanımı, su stresi değerlendiriliyor. Burada primer datalar yün üretimi için ve yünün prosesi adımları için birinci veriler kullanılıyor. Müşteri veya tüketici kullanımı ile ilgili bilimsel datalar literatürle destekleniyor. Ve etkiler her bir kullanım için, kıyafetin her bir kullanımının başına, her bir kullanım için hesaplanıyor ve rapor ediliyor. Sonuçlara baktığımızda ise 0,96 litre su stresi, 0,88 megajoule fosil enerjisi, 0,17 kilogram sera gazı, karbondioksit gazı her bir kullanım başına etki olarak da hesaplanıyor. Fosil yakıt enerjisi daha çok yünün prosesi, üretim, yani yün terbiye işlemleri, tekstil terbiye işlemleri ve boyama işlemleri vesaire, bu proses adımlarında daha çok kullanılıyor. Burada ise sera gazı emisyonunun daha çok yün yetiştiriciliği, yani konunun yetiştirilmesi aşamasında yüksek katkılarda bulunduğu, etkilerde bulunduğu tespit ediliyor. Yün proseslerinde veya kıyafetin kullanım bakımı sırasında ise daha düşük etkisinin olduğu, gaz emisyonunda, sera gaz emisyonunda daha düşük etkisinin olduğu bulunuyor. Su stresini ise hem üretim, hem proses, hem de nedir, kıyafetin kullanımı, bakımı sırasında eşit, yaklaşık eşit katkılarda bulunuyor. Sonuçlara baktığımızda ise yünün çevresel etkilerini, kaynak kullanımını azaltma açısından üretim, proses ve kullanıcı bakım ve kullanımının etkinlikleri incelendiğinde bunun aşamaların geliştirilmesi imkanımız var. Fakat en önemli etki aslında kullanıcının kullanım sayısı ve yaşam ömrünü uzatması, kıyafetin özellikle çevresel etkiler açısından en büyük etkiye sahip olduğu bulunmuş bu çalışmanın sonucunda. Ve yünlü kıyafetlerin sürdürülebilirliğini geliştirme açısından özellikle günlük kıyafetin yaşam ömrünü maksimize edebilmek, kullanıcının, tüketicinin yaşam ömrünü maksimize edecek şekilde kullanımı, tüm etkiler açısından, tüm günün içerisinde tüm etkilerini azaltma açısından en büyük kapasiteye sahip, yani tüketiciye burada büyük sorumluluk düşüyor. Başka bir çalışmada ise yine kullanım bakım rejimlerinin, yıkama rejimlerinin
Listeji, içeriğine bağlı olarak çevresel etkileri önemli miktarda etkilediği bulunmuş. Özellikle yıkama ve kurutma rejimleri, yıkama ve kurutma proseslerinin seçimi, yıkama sıklığının azaltılması ve az yıkanan, yün gibi az yıkanan netlerin kullanımının çevresel etkileri azaltmada büyük bir potansiyele sahip olduğu bulunmuş.